Partisi de özellikle soruyor. 128 milyar dolar nereye gitti, ne oldu, kime verildi diye de. Soracak tabii abi. Sorumlu da tabii. Tamam, biz de onu diyoruz. Niye kızdın sen şimdi? Soracak tabii kardeşim. Tamam, sorsunlar. Şimdi sana kızar dedim Savaş abi. Bu 128 milyar dolar işte bu olmayan ekonomi teorisini Sayın Cumhurbaşkanı ispatlamak için harcandı. Ama bir teori kamu bankaları, var. Kamu bankaları üzerinden döviz sattılar. Dövizi tutabilmek için. Yani, pek de tutamadılar ama. Tutamaz. Şimdi asıl mevzu şu. Tüm bu makroekonomik göstergeler vesaire, tüm bunların ötesinde bir şey var. Hukukun üstün, yargının bağımsız olmadığı bir ülkede ekonomi rayında gider mi? Mesela şu an Türkiye'deki mevduat, toplam mevduatın %50'den fazlası döviz cinsinden olmuş. Niye? Mesela bunu sorgulamak lazım. Vatandaş mı Türk lirasına güvenmiyor, yoksa vatandaş mevcut iktidara mı güvenmiyor? İktidarın ekonomi politikalarına mı güvenmiyor? Bunu sorgulamak lazım. Hı hı. Mesela borsada yabancı oranı niye %50'nin altına düşmüş? Yani, borsadan da çıkış var. Tabii. Yabancı yatırımcı borsadan çıkıyor. Türk vatandaşı da, en önemli milli değerimiz, Türk lirasından dövize kaçıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Eğer siz kendi vatandaşınızı ülkenizde tutamıyorsanız, kendi vatandaşınız, milyoneriniz, dolar milyonerleriniz yurt dışına parasını aktarıyorsa, kaçıyorsa, ülkesine kalmak istemiyorsa, Türk yatırımcı kendi sektöründe yatırım yapmak istemiyorsa bunu sorgulamak lazım. Bunun altında yatan sebepler çok derin. Bunun altında yatan sebepler günlük politika faiz artışıyla, işte 100 bas puan artırmakla, bu tür hamlelerle kontrol edebilecek bir şey değil. Günü ülkede, kurtarmak mıdır tabii, bunlar hep? Ülkede bir defa hukukun üstünlüğünün olduğunu topluma hissettirmeniz lazım. İnsanlar yargıya başvurduğunda adil bir karar alınabileceğini biliyor olması lazım. Ve Türkiye'de yatırım yapacak yatırımcı da, yani yabancı yatırımcı da. Şimdi bu pandemi döneminde herkes kesenin ağzını açtı. Milyar dolarlar, milyar eurolar sürekli dağıtılıyor değil mi? Merkez bankaları para basıyor. Niye bize gelmiyor bu para? Bunu sorgulamak lazım. Yani Selçuk Bey'e çok soruyoruz ama onu yakalamışken soralım. Bir de bu açıdan bakmak gerekmez mi? Sadece ekonomi politikası anlamında, maliye politikası anlamında demokrasisi değil. Hukuku, bunlar tabii da ekonomiyle atbaşı, yan yana olan başlıklar ve önemli. Niye mesela Türk lirası mevduatlar düşerken dövizin altında? Bunu sorgulamak gerekmez mi? Sorgulamak gerekir mi Selçuk? Ne diyorsun? Sen zaten çoğunlukla Sayın Bakan'ın tam da işaret ettiği noktayı hep vurgularsın. Hukuk tesis edilmediyse, tam anlamıyla hukukun üstünlüğünden bahsedemiyorsak, dışarıdan size zaten mesafeli olurlar. Mesafeli olan da para pul getirmez. Elbette öyle. Yani şimdi insanlar bir yere parasını götürecekse orayla ilgili endişe duymaması gerekir. Mesela niye yatırımcı Suriye'ye gidip yatırım yapmıyor? En basit örneği. Ya da Irak'ta iç savaş sürecinde neden Irak'a gidip yatırım yapmadı? Ya da herhangi bir ülkede savaş varsa, iç savaş varsa neden oradan apar topar yatırımcılar kaçmaya başlıyor? Bunu iyi sorgulamak lazım. Türkiye'de hukuk sistemini oturtmadan, sosyal sistemi oturtmadan, gelir dağılımını düzenlemeden, gelir dağılımına da bakıyor yabancı yatırımcı. Şimdi düşünsene, herhangi bir ürünü getireceksin Türkiye'ye, satacaksın. Kaç kişiye satacağına bakarsın. Sadece çok küçük bir kesim çok zenginse, parayı elinde tutuyorsa, kitleler fakirleşmişse sen getirip ürünü satamazsın ki Türkiye'ye. Ya olaya böyle de bakmak lazım. Öbür taraftan vatandaş cephesinden baktığımızda niye döviz alıyor vatandaş? Niye almasın abi? Ya vatandaş kendisini korumak için alıyor ve alacak da, almak zorunda da. Niye? Çünkü sizin söylediğiniz her söz tam tersinden işlemiş bugüne kadar. Ya adama 3 lirayken dolar sattırmışsınız, kendiniz 7 lira 40 liradan satmışsınız. Ya biz bunu defalarca söyledik, inkar etmediler bir kere çıkıp da. Milliyetçi Halk Partisi, evet neydi? Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Halk Partisi dedim, değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi kendisi inkar etti mi? Yani 7.80'den ben dolarımı satmadım dedi mi çıkıp? Bir yetkili söyledim ya. 2018'e diyorsun değil mi? 2018'de o dövizin bir 7.40 olduğu zamanlardan bahsediyorsun.
Aynen öyle abi. Kur şokundan bahsediyorum. Evet. O kur şoku olduğu dönemde 3 liradan vatandaşa dolar bozdurmaya çalıştılar. Ya da döviz hesabı olduğunu öğrendik siyasi partilerin. Evet. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin en tepeden dövizini bozdurduğunu öğrendik biz. Bir kişi de çıkıp yok kardeşim böyle demedi. Evet. Söyselerdi, bunu da ispatlasalardı derdik ki ya kusura bakmayın özür dileriz. Biz böyle duymuşuz ama yanlış duymuşuz demek ki derdik. Ya üzerinden 3 sene geçti. Bir kişi çıkıp da yalanlamaz mı bu durum? Evet. Ya da AK Parti'nin ileri gelenlerinin ya da AK Parti demeyelim de Türkiye'deki bazı çok üst düzey zenginlerin Kaşra'dan dolar bozdurduğunu niye söylemiyorlar çıkıp? O dönemdeki döviz hareketlerini görüyorlardır herhalde. Mutlaka. Ya vatandaşın 1000 lira almasıyla, 1 dolar almasıyla ya da 1000 dolar almasıyla burada döviz yükselmiyor, patlamıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki şimdi bir şey daha konuşacağız. Yani şu başlığı açmak istiyorum da bu sarraflara 500 gram işte altınınızı bankalara vereceksiniz diye bir tasarı söz konusu. Henüz hayata geçmemiş ama yazılmış, çizilmiş artık yola çıkmış belli ki. Yaklaşık bir 20 ton altından bahsediliyor. 20 ton altın bir anda işte... Kamu bankalarının ötesine geçecek. Kamu bankalarına. Şimdi CHP'den de şöyle bir eleştiri okudum ben. Şimdi bu yarın öbür gün mevduatlara da benzer bir durumu getirmek anlamı taşır. Çünkü evet, kişinin kendine ait altını, adam tüccar sonuçta. BES, bireysel emeklilik sistemi, Cumhurbaşkanı onunla ilgili açıklama yapmadı mı? Yani insanları teşvik ettiler bireysel evet, emeklilik sistemine. Hatta zorunlu tuttular değil tabii mi? Hı hı. Yani belli bir süre zorunlu BES'e girmeniz lazım. Ne dedi? Onu bir mali kaynak olarak görüyor. Yani ekonomiyi finanse etmek için her şeyi kaynak olarak görüyorlar. Gözlerinde her şeye dolar işaretiyle bakıyorlar. Yani nereden ne yaparız da gemiyi yüzdürürüz. Ekonomi gemisini yüzdürürüz, kendi gemimizi yüzdürürüz, iktidar gemimizi yüzdürürüz diye bakıyorlar. Dolayısıyla bu da bu hamle de öyle. Yani bu altını alacaklar vatandaştan, kuyumcudan, insanların sermayesini alacaklar. Herhalde onu bir şekilde kullanacaklar. Nasıl kullanacaksın? Karşılık mı yapacaklar? Ne yapacaklar? Peki Selçuk, yani dünyada böyle bir örnek var mıdır? Ya atıyorum benim bir kilo altınım var. Deniyor ki gel bakalım şunun 50 gramını bana bir bankaya sen zorunlu olarak vereceksin. İyi de benim emeğimle aldım, ticaretle olsun, sen bir getir bakalım. Yani bence çok mantıklı, bunu diğer sektörlere de yaysınlar diye düşünüyorum ben Savaş. Mesela konut sektörüne yayabilirler bunu. Yani 100 tane dairem var müteahhit abi, gel bakayım buraya, 50 tanesini devlete vereceksin, devlet burayı kiralayacak, gelirleriyle vatandaşına işte yeni bir kaynak yaratacak. Arjantin yaptı, örnekleri var yani, zengin vergisi falan topladı. Ya da diyecek ki devlet, gel bakalım müteahhit kardeşim, işte Avrasya Tüneli'nden Osman Gazi Köprüsü'ne kadar ben sana ödeme yapmıyorum. Bu 200 sene içerisinde pandemi var sonuç itibariyle, zorunlu ödeme falan yok. Gerçi ödemeler yapılıyor, Osman Gazi Köprüsü'ne 1.6 milyar lira daha bir ödeme yapılacak 2020 için, kiraları da alınmıyor üstelik. Gel bakalım kardeşim dersin, Osman Gazi Köprüsü'nden ya da Avrasya Tüneli'nden kaç kişi geçiyor? Onun parasının yarısını kesiyorum bundan sonra. Deseniz abi bunu. Ama orada diyememe durumunu söyleyeyim ben şimdi. Yani Sayın Bakan da... O parayı ödemek için yapıyorlar bu işi zaten. Bir de işin aslı mahkeme tüm bu, tüm bu sistem o müteahhitlerin parasını ödemek üzerine kurulu. Olur altın, mu öyle şey? Altının da oraya tabii, aktarılması. O tüm sistem onların parasını ödemek üzerine kurulu. Bir de ödemediğiniz... Boğazımızdan kısarız ama o müteahhitin... zorunlu geçiş ücretinden kısamayız yani. Onu ödememiz lazım. Öyle bakıyor iktidar. Bir de onun hukuki boyutunda bizim yargımız değil, Londra mahkemeleri tabii, devreye giriyor. Yani, öyle ödemedim dediğinde Londra mahkemesine gitme ihtimali var adamların. Öyle kolay değil ödememek. Uluslararası tahkimi niye getirdiler? Yani yani öyle her babayı ben vardır, ödemiyorum diyemez. İktidar değişirse ödemiyorum der tabii. Mücbir sebep diye bir şey var yani. Selçuk, bak iktidar değişirse bu ballı gaymaklılarla ilgili bir sıkıntı olacak gibi. Kamu özel işbirliği, bu yatırımlarla ilgili CHP çok kararlı. Ya bence kararlı da olmalı. Bu işin arkasında durmalı yeni iktidar partisi ya da partileri tarafından. Yani ben siyaseten konuşmam biliyorsun Savaş. Yani ben Murat Bey'in de bu arada şunu söyleyeyim. Pek çok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini dinliyorum, İYİ Parti milletvekillerini dinliyorum. O
onların da siyaseten konuştuğunu görmüyorum artık. Yani herkes artık halkın gerçekten halkı görenler, duyanlar, onlara baktıklarında onların sıkıntılarını çözenler aslında siyaseti bırakmış durumdalar. Herkes Türkiye'nin gerçek probleminin ekonomi olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Ve bunun arkasında durulması gerekiyor. İki temel şeyin arkasında durulması gerekiyor. Reformsa reform bu abi. Bunlardan birincisi evet bu 190 defa değişiklik yapılarak verilen ihaleler mutlaka gözden geçirilmeli ve evet kamulaştırılmalı. Resmen haraca bağlanmış durumda Türkiye. Resmen haraca bağlanmış. İkincisi de çok acil bir şekilde kaynakların büyük bir kısmının 3-5 kişiye gitmesi engellenmeli ve refah seviyesinin yükseltilmesi isteniyorsa adil gelir dağılımı oluşturulmalı. Bak gelişmiş ülkelere bak, ülke ismi vermeyeceğim sonra kızıyorsun bana. Gelişmiş ülkelere bak, birinci öncelikleri adil gelir dağılımı ve sosyal adalet. Bunları yapmadığın sürece zaten kalkınamıyorsun abi. Evet. Selçuk çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün seninle iddiamızdan dolayı Merkez Bankası'na çok yakından ben bir bakacağım. Sayın Murat Bakan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katkı için sağ olun. Selçuk Beylere de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim.